Şimdi arkadaşlar bitirdik. Kamyoneti anladık. Soyuz. Kamyoneti anladık, yorumladık. Bir de biz fizikte belli büyüklüklere sahibiz. Bu büyüklükler üzerinden konuşacağız sizlere. Bütün konuları bakın. Ve dedim işler ki fizikte nicelikleri biz temel ve türemiş olarak ayıralım. Şimdi temel ne demek, türemiş ne demek? Temel bizim köklerimiz arkadaşlar. 7 tane fizikte kökümüz var. Hatta bilimde diyebiliriz. Kökümüz var ve bu kökleri ne yapıyoruz? Bir şeyle çarpıyoruz, bölüyoruz, türemiş büyüklüklere ulaşıyoruz. Şimdi bunları hocam çarpmadan bölmeden mi buluyoruz? Evet, temel demek zaten şu demek. Başka bir matematiksel çıkarımdan gelmeyen, direkt ölçülebilen büyüklükler demek. Hepimiz bunları kısa muz sıralamasıyla biliyoruz değil mi? K neydi? Hemen bir bunu yazalım. Kalem yazmıyor. Bakalım yazdıkça herhalde açılacak. Kütleydi. I ışık şiddetiydi. S sıcaklıktı arkadaşlar. A akım şiddeti. M madde miktarı. Fakat direkt aklınızda mol diye tutabilirsiniz. Uzunluk ve zaman. Şimdi bunlar ne demek? Benim için 7 tane temelim var. Bunun dışında sorduğum her kavram sizin için türemiş büyüklük olmalı. Bunları bildik. Tamam, 7 tane temelimiz var. Yani size desem ki atıyorum sıcaklık temel bir büyüklük müdür? Evet demek zorundasınız. Bunları anladınız. Şimdi peki devamında ne yapacağız hocam? Evet, kütleyi bildik. Şimdi bir hızlıca bunların ne demek olduğunu anlayalım. Kütle deyince aklımıza değişmeyen madde miktarı gelmeli. Peki neye göre değişmeyen? Arkadaşlar değişmeyenden kastımız şu. Ben bir mesela elimde bir litrelik su olsun. Ben bunun içine su eklersem tabii ki de kütle artar. Veya suyu boşaltırsam kütlem azalır. Hiçbir ekleme çıkartma yapmaksızın, hiçbir tepkimeye maruz bırakmaksızın veya bir çekirdek tepkimesi gerçekleşmeksizin. Siz bu suyu, 1 litrelik suyu burada ölçün, gidin Ay'da ölçün, gidin Jüpiter'de ölçün, yine aynı değer olacaktır. Çünkü maddenin sahip olduğu taneciklerin ve enerjilerinin toplamına biz aslında kütle diyoruz. Ve kütlenin o kadar fazla tanımı var ki, kimileri işte değişmeyen madde miktarı diyor. Newton gelecek 1600'lerde diyecek ki yok kardeşim kütle kuvvete gösterilen tepkidir diyecek. Yani büyüklük ve küçüklük oran orantıyı konuşacak. Einstein gelecek 1900'lerde bize diyecek ki yok arkadaşım kütle aslında enerji demek diyecek. Yani kütle gerçekten evrende var olan bir büyüklük. Dolayısıyla da bunu adamlar demişler ki SI unit birim sistemi. Hepimiz biliyoruz şimdi SI unit birim sistemi. Bilim insanları bir araya gelip demişler ki ya kardeşim bir sürü şey konuşuluyor. Biz bunları bir standart haline getirelim. Çünkü eğer ki standart halinde olursa artık daha rahat bir şekilde bilgi aktarımını sağlayabiliriz. Ne demişler bu adamlar bir araya gelince? Demişler ki kütleyi biz ne yapalım? M harfiyle gösterelim demişler, tamam mı? Ve birimine kilogram diyelim demişler. Ve bunu da eşit kollu teraziyle ölçelim. Hepiniz şimdi eşit kollu teraziyi pazardan falan biliyorsunuzdur. Şimdi bu kütle ve kilogram ilişkisi ya da M ile göstereceğim kilogram diyeceğim. Arkadaşlar her şeyi kilogramla ölçmüyoruz tabii ki de. Ne yapıyoruz? Bazı şeyler mesela bir karabiberi alırken gram cinsinden nitelendiriyoruz. Veya bir güneşin kütlesinden bahsederken ton olarak bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların arasında dönüşümler olacak. Yani bir şeyin kütlesi arttıkça veya azaldıkça her zaman kilogram dememiz mantıklı olmayacak. Bu dönüşümler için de ayrı bir dersimiz olacak zaten. Şimdilik sadece hızlı bir şekilde anlamaya çalışalım. Işık şiddetinde demişler ki bu adamlar kardeşim I diyeceksin, I ile göstereceksin. Birimine kandela diyeceksin ve bunu da fotometre ile ölçeceksin. Bu ışık şiddeti ne demek? Birim zamanda yayılan kaynaktan çıkan ışık miktarı demek. Dolayısıyla bunun ölçümünü de fotometre denilen bir aletle yapıyorlarmış ve 10. sınıfta da bunun ne demek olduğunu zaten ayrıntılı bir şekilde göreceğiz optik konusunda. Sıcaklığa gelelim. Sıcaklık içinde büyük T, İngilizceden temperature'dan geliyor. T ile göstereceksin, birimine de Kelvin diyeceksin dediler. Genelde bizim en büyük sıkıntımız buna gidip ne diyoruz? Celsius diyoruz. Sorularda hemen bir düşüyoruz arkadaşlar. Oysa neden Kelvin? Bir bunu konuşalım. Celsius bizim sadece memleketimizde kullandığımız bir termometre cinsi. Amerika'ya bakın Fahrenheit kullanıyor. Neden Kelvin? Bilimsel çalışma ya. Kelvin de döneminde mutlak sıfırı konuştu. Yani maddenin var olamayacağı en düşük sıcaklığı kendi birimlerine göre çevirdi. Dolayısıyla da onun anısına adamlar demişler ki Kelvin diyelim. Yani biz desek ki şu an havanın sıcaklığı 33 santigrat derecedir. Bu doğru bir tanım. Ama
SI unit birimine uygun mu? Değil. Eğer ki sen yurt dışına bir tez yazacaksın mesela ilerleyen zamanlarda, Kelvin cinsinden belirtmen gerekiyor. Burası önemli. Buraya çok düşüyorsunuz. Akım şiddeti. Arkadaşlar şimdi akım şiddeti de biliyorsunuz. Yani hepiniz hakimsiniz. Bütün maddeler atomlardan oluşuyor diyoruz. Dolayısıyla atomların içinde de proton, nötron, elektron var. Yani atom bunlara sahip. Dolayısıyla yük var yani. Yükün hareketi de bize akımı veriyor. Tabii bazı şeyler iletebiliyor, bazı şeyler iletemiyor. Sadece şunu bilin. Eğer ki biz özümüzde atomlara sahipsek, evrenin temelinde de akım şiddeti diye bir şey var olmak durumunda. İ harfiyle gösteriyorum, küçük i. Birimi de büyük A, amper yani. Ve bunu da devrede ampermetre ile çat diye ölçebiliyorum. Hiçbir formüle gerek kalmaksızın. Şimdi madde miktarı. Madde miktarı ile hocam kütlenin arasındaki fark nedir? Değil mi? Biri değişmeyen madde miktarı, o zaman buradaki madde miktarı değişiyor mu? Aslında bu genelde kimyacıların kullandığı bir birim. Öncelikle bir söyleyelim. N harfiyle gösteriyoruz. Siz bunu matematikten tane, kaç taneyi N diye tanımlıyorsunuz ya, işte o. Ve birimine mol diyorlar. Ölçüm aleti de yok. Çünkü kimyacılar bunu karbon atomuyla bir matematiksel hesap yapıp işte oranlıyorlar. Hep aynı sayı çıkıyor. Ya da bunun diğer açıklaması şu. İşte Avogadro sayısı diye bir durum söz konusu. Aslında onu anladığınızda atomun ne kadar küçük olduğunu anlayabilirsiniz. Şu demek arkadaşlar, belli bir hacimde gazlar, adamlar ölçüyor, aynı taneciğe sahip, aynı taneciğe sahip. Diyorlar ki lan o zaman biz buna ne diyelim, bir sabit diyelim, mol olarak tanımlayalım. Yani bir molde kaç tane atom vardır söyleyen şey bize neymiş, madde miktarıymış. Aslında kütleden çok büyük de bir farkı yok diyebilirsiniz. Şimdi hocam neden mol ihtiyacı hissetmişler, niye kilogram gram gibi konuşmamışlar diyebilirsiniz. Arkadaşlar mol sayılamayacak çokluktaki aynı cins şeyleri daha rahat sayabilmek için. Hani 2 kilogram pirinç diyoruz ya mesela. Yani 2 kilogram pirinç değil de 2 mol oksijen dediğinizde de aslında neredeyse aynı şeyleri söylüyorsunuz. Sadece pirinci bile sayabiliriz ama maalesef atomu, oradaki tanecikleri, protonları, elektronları sayamıyoruz. Çok küçükler çünkü. Ve biz çok muhatap olmayacağız molle. Uzunluğa bakalım. Uzunluğu L harfiyle gösteriyoruz. Birimine metre diyoruz ve şerit metre ile ölçüyoruz. Şimdi bakın, dediğim gibi bunlar dönüştürülebilirler. Yani bir uzunluk arttıkça ne olacak? Mesela bir saçımı ölçtüğünüzde metreden ziyade santimetre ile tanımlarsınız bana. Ama İstanbul Ankara arasındaki mesafeyi desek kilometre cinsinden tanımlarsınız. Biraz daha büyütelim. Güneşe baktığınızda güneşe ışık dakikası olarak veya en yakın yıldızı konuşmaya kalksam ışık yılı olarak aradaki mesafeyi, bakın zamanı değil, ışık yılı da bizim için bir uzunluk birimidir. Dolayısıyla bunların dönüşümlerini konuşacağız. Bu kadar ayrıntılı değil ama çünkü zamanında insanlar bu uzunluğu işte kimileri dirsek boyuyla ölçmüşler, kimileri parmak kalınlığı, genişliği demişler. Bugün bile annelerimiz hala ne yapıyor? Karışla perdeyi ölçüyorlar mesela. Ama uluslararası standartta eğer ki bize bir bilimsel çalışma yapacaksan adamlar diyor ki kardeşim L ile göster, birimine de metrede. Buradaki sıkıntıyı söylüyorum. Kütlede de M var, burada da M var. Hocam nasıl diyeceğim? Arkadaşlar birinde size şöyle diyecekler. M eşittir 2 kilogram. Diğerinde gelecekler L, X, D diye de gösteriliyor. X eşittir 2 metre. Dolayısıyla yani gösterimi ve birimiyle aslında artık bir şeyleri daha kısa tanımlamaya başlayacaksınız. Zaman kavramı ne demek? Ben buna bayılıyorum. Çünkü gerçekten açıklayabilenimiz yok. Bugün bile hala büyük bir tartışma konusu. Zaman, küçük t ile gösteriyoruz. Yine İngilizceden, time'dan geliyor. Birimine saniye diyoruz ve kronometre ile ölçüyoruz. Şimdi arkadaşlar evrenimizde de zaman diye bir şey var. Ha insanlar mı uydurdu? Var mıydı? Biz buna göre mi evrildik? Bilmiyoruz ama zamanın daha vakit demeden, süre demeden hiçbir tanımını yapamıyoruz maalesef. Evrende var olduğu için bu da bizim köklerimizden bir tanesi diyoruz sizlere. Şimdi bu zaman içinde mesela bir standardı tutturmuşlar. Ne demişler biliyor musunuz? İşte sezyum atomunun işte bir saniyede hep aynı titreşimi gerçekleştirmiş. İşte bilmem kaç milyon tane. O zaman biz buna bir saniye diyelim demişler. Veya uzunluğu metre cinsinden tanımladılar dedik ya. Bu metreyi de ne yapmışlar? İşte coğrafyadan, enlemlerden
enlemlerden yararlanarak işte iki tane şehir arasındaki enlemin 40 milyonunda birini 1 metre olarak standartize hale getirmişler. Yani bunlar bizim temel büyüklüklerimiz. Bilim insanları 1960'larda artık son olarak bir araya oturdular. Ağırlıklar ve Ölçümler Konferansı'nda ne yaptılar? Toparladılar. Peki sadece temel büyüklükleri mi toparladılar? Tabii ki daha hayır, türemişleri de. Yani dediler ki bir birimlerini konuşalım. Yani formüllerini artık bir hani yazılı bir metne çevirelim, literatüre sokalım dediler. Fakat buraya gelmeden arkadaşlar size bir tane daha şey söyleyeceğim. Aslında hani temel büyüklük dedik ya, fizikçiler için temel büyüklükler 3 tane. Birincisi kütle, ikincisi uzunluk, üçüncüsü zaman. Bunun ne demek olduğundan bir bahsedeyim. Kütle, uzunluk ve zaman olduğunda, yani aslında kütlen olduğunda molden de bahsedebilirsin, yani madde miktarından. Kütlen varsa, atomlardan oluşuyorsan akımdan bahsedebilirsin çünkü elektrik yüklerine sahipsin. Kütlesi olan her şeyin bir sıcaklığı var. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? Çünkü bir titreşim durumu, onu da sizlerle ileride konuşacağız zaten. Sıcaklığı var ve elektronlara sahip olduğumuz için aslında ve sıcaklıktan dolayı ne yapıyor? Bütün nesneler ışıma yapıyor. Yani bugün ben de bir ışıma yapıyorum, sizler gözünüzle göremeseniz dahi. Dolayısıyla bu üçü, kütle, uzunluk ve zaman. Yani o yüzden hatta bak uzay zaman falan derler yani. Aslında özü burasıdır. Adamlar bize, bilim insanları 7 tane temel büyüklüğü tanımladılar. Peki türemişlerden, size bu tarih serisinde bahsettiğimiz birkaç şeyden konuşalım. Mesela diyelim ki hız. Hız burada yok, o zaman türemiş. Başka ne dedik mesela? Enerjiyi anlattık. Burada yok, o zaman türemiş. Basıncı anlattık. Başka bakıyorum, kuvvetlerden bahsettik. Şimdilik bu kadarı yeterli bizim için. Baktınız arkadaşlar, başka bir şey söylediler size ya. Abidik gubidik başka bir şey hiç duymadınız hayatınızda. Kısa uzun içinde var mı yok? O zaman bunlar ne? Hocam türemiş büyüklüklerdir dediniz. Şimdi adamlar dediler ki mesela hızı biz nasıl tanımlayacağız dediler. Metre bölü saniye. Enerjiye gelip jul diyeceğiz dediler birimlerine. Basınca gelip pascal diyeceğiz dediler. Kuvvete gelip newton diyeceğiz dediler. Tamamdır. Bunların birimlerini de tanımladılar bize. Daha bir sürü var bakın. Bir sürü. Sizinle konuştuğumuz her kavramda zaten bahsedeceğim. Bakın bu skaler, bu türemiş gibisine. Ay skaler diyorum ya. Bu temel, bu türemiş gibisine ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Burada bir şey daha diyecektim türemiş büyüklüklerle alakalı. Temel olmayan, temelin dışındaki bütün her şeyi türemiş büyüklük dedik ya. Şimdi buraya geldiğimizde adamlar hepsini tek tek yazdılar. Size de oturup bunları söyleyemeyeceğiz. Sadece kitaplarda rastladığım soru tiplerinde, özellikle 9. sınıfsanız, hangisi türemiş ve atıyorum vektörel, skaler? Çünkü biz nicelikleri ikiye daha ayıracağız. Yani bir farklı gruplama daha yapıyoruz. Skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere. Şimdi evet, temel ve türemiş. Hadi tamam, temelin dışındaki hepsine türemiş dedim. Bu cepte. Ama skaler ve vektörel. Arkadaşlar tüm fiziği bildikten sonra bunun yön belirtip belirtmediğini, yani skaler mi vektörel mi olduğunu konuşabilirsiniz. Dolayısıyla ben o soruları çok verimli bulmuyorum. Sizin için kazanımlar temeli bilir. Temelin dışındakilerinin türemiş olduğunu bilir ve belli kavramlarında skaler mi vektörel mi olduğunu bilir diyor. Bunları başta yapamasanız bile zaman içerisinde çok daha rahat halledeceğinize inanabilirsiniz. Şimdi gelin bir de skaler ve vektöreli anlatalım sizlere. Şimdi arkadaşlar skaler vektörel dedim ama şu kısmı anlatmadan önce bir de doğadaki var olan kuvvetlerden bahsedelim. Aslında yine tarih serisinde sizlere anlatmıştım. Newton ne yapmıştı? Kütle çekim kuvvetini bulmuştu. Ondan sonra elektromanyetizma bulundu. Aslında sırası böyle değil ama neyin sırası şimdi anlatacağım. Elektromanyetizma. Ardına geliyorsunuz zayıf nükleer ve güçlü nükleer. Bunlar doğada var olan kuvvetler arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu soralım. Kuvvet neydi? Türemişti. Çünkü kısa uzun içinde yok. Tamam. Türemiş olmasına rağmen doğada var bunlar. Yani illa sadece temeller olacak diye bir şey yok. Ya da kuvvet neyden türer? Bunları da konuşalım sizlerle. Şimdi bu sıralamayı ben 1, 2, 3 diye nitelendireceğim. Neyden küçükten büyüğe doğru? Birincisi kütle çekim. En az olanı. Şimdi kütle çekim deyince Newton aslında bize şunu söyledi. Elmanın düşmesi hikayesinden. Dedi ki
Bütün kütleler birbirini çekiyor dedi, tamam mı? Var olan tüm kütleler, yani Japonya'daki bir masa beni çekiyor şu an veya atıyorum Jüpiter beni çekiyor gibi var olan kütleye sahipseniz eğer, herkes birbirine, her şey birbirine çekmekte dedi. Şimdi o zaman bir konuşalım. Mesela genelde çoğunuz biliyorsunuz. Bir kuvvetin formülünü yazayım ben size. Bu kalem umuyorum ki gözüküyordur. MA diyeyim. Bilenler için olsun bu. Mesela kuvvet dediğimiz şey kütle ve ivmeden oluşmaktaymış, tamam mı? Bakıyorum, diyorum ki arkadaşlar bu türemiş bir büyüklük. Peki neyden türedi? Bir tartışalım. Hocam kütleden. Haklısınız, kütleden türedi. Fakat ivme, şimdi kimileri diyor ki kütle ve ivmeden türedi. Ama ivme kısa mı uzun içinde var mı? Yok, değil mi? İvme diye bir şey yok. O zaman ivmeyi açıyorum. İvme birim zamandaki hız değişimi demek. Hız da yok. O zaman hızı açıyorum. Birim zamandaki yol. Zaten ivmenin birimini de konuşacağız sizlerle. Metre bölü saniye kare diye. Yani uzunluğa ve zamana bağlı bir büyüklük aslında ivme. Bir de kütle var. O zaman hocam kuvvet olabilmesi için kütle, uzunluk ve zaman. Yani bu üçü bir arada olduğunda ben bir kuvvetten bahsedebiliyor muyum? Aynen öyle. Elektromanyetizmaya geçtiğinizde, elektrik kuvvetine baktığınızda Q1, Q2 bölü D kare. Yani uzunluk ve yük. Bunlar da yine ne? Benim için temel büyüklükler. Dolayısıyla neyden türediklerini söylemek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Kısa muza kadar indirgemeniz lazım. Yani kütle var ama ivme yok. O zaman ivmeyi açayım. İvmede hız var, hızı açayım gibi anlamanız gerekiyor. Ve bu kütle çekim kuvveti arkadaşlar, bu kuvvetler arasında, doğadaki var olan kuvvetler arasında en küçüğüymüş, düşünün. Ondan sonra gelen zayıf nükleer var sıralamada. Sonra elektromanyetizma, en fazla da ne? Güçlü nükleer kuvvetimiz söz konusu diyebiliriz. Umarım bu mavi gözüküyordur. Yorumlarda da bana yazın, ona göre kendimi düzelteyim. Şimdi arkadaşlar, sıralaması çok önemli değil. Bizim burada konuşmak istediğimiz şey, bu kuvvetler doğada var ve bu kütle çekim ve elektromanyetik kuvvet için konuşalım. Elektromanyetizma yazmışım, elektromanyetik kuvvet diyeceksiniz. Durum ne biliyor musunuz? Menzili sonsuzdur diyorlar. Ne demek menzili sonsuzdur? Yani Japonya'daki bir mıknatıs da buradaki manyetik bir maddeyi etkiliyor. Veya ben bir elektrik yüküne sahibim. Danimarka'daki bir elektrik yükünü etkiliyorum. Ve kütlesi de hakeza. Yani evrenin her yerinde var olan sonsuz menzili, yani sonsuz etki alanları var demek istiyor. Bu ikisinin etki alanları sonsuz. Peki hocam zayıf nükleer ve güçlü nükleer ne? Nükleer zaten çekirdek demekti, hatırlayın. Çekirdeğin içinde görebildiğim kuvvetler. Dolayısıyla günlük hayatta gözlemleyemiyorum ben bu kuvvetleri. Yani atomun içine girebilmem lazım. Bu kuvvetlerle doğada var dedik. Şimdi kuvveti konuşmuşken bir de kütle ve ağırlık kavramını konuşup hemen bitireceğim dersimi. Son 10 dakikaya girdik. Kütle ve ağırlık günlük hayatta maalesef yanlış kullandığımız iki farklı kavram ve bu geçen sene sınavda baskül sorusuyla karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar, kütleyi m dedik ve kilogram olarak tanımlıyoruz ve bu kütle hiç değişmiyor demiştik, değil mi? Hiçbir parçalanma yaşamadıysa. Ağırlık ne demek? Yani ben basküle çıktığımda, tartıldığımda neden oradaki ibre oynuyor? Çünkü dünya beni çekiyor. Eğer ki benim ayaklarım o tartıya basmasaydı ne olacaktı? Orada ibrenin oynamadığını görecektiniz. Dolayısıyla ağırlık dediğiniz kavram benim kütleme ve dünyanın beni çektiği ivmeye bağlı olarak değişmekte. Yani ne demiştik? Bakın, kütle ve ivme bana kuvveti veriyordu ya. İşte arkadaşlar, ağırlığı büyük G ile göstereceğiz mesela. Ve bunu da MG diyeceğiz sizlere. Benim kütlem dünyanın yer çekim ivmesi. Kütle ve ivme bana kuvveti veriyordu. Hocam o zaman ağırlığın birimi Newton mu? Evet, aynen öyle. Dolayısıyla kütlem değişmez Ay'a gittiğinde. Ama yer çekimi ivmesi Ay'da Dünya'ya göre daha az olduğu için ne olacak? Ağırlığın değişecek. Yani baktığınızda kütle benim için evet temeldi. Ağırlık kısa uzun içinde yok, türemiş. Hatta hocam ağırlık kuvvet demek, türemiş deyip hemen geçebilirsiniz. Aradaki bu ayrımı da bir hatırlatayım dedim. Son kısma geldik. Nicelikleri bir de ikiye daha ayırıyorduk. Yani diğer bir gruplaması. Skaler ve vektörel diye. Arkadaşlar, şimdi bu skaler ve vektörel kavramları bize matematikle geldi. Yani matematiksel gösterimlerde veya toplamalarda, çıkartmalarda, yani matematiksel işlemlerde bir şeyin yön belirtip belirtmemesi önem arz ediyor. Ne demek istiyorum? Skaler büyüklük için şöyle şuradan bir çizeyim. Ne lazım biliyor musunuz? Sayı artı 1'i yazdınız.
Buraya vektörele sayı ve birimin yanında bir de ne eklemenizi istiyoruz? Yön. Yani siz eklemek zorunda değilsiniz. Size bahsedilen kavramlarda eğer ki yön kavramına da ihtiyaç duyuyorsanız demek ki vektörel bir sahada hareket ediyorsunuz. Vektörel büyüklüklerle muhatap alıyorsunuz. Ne demek istiyorum? Bunun matematiksel gösteriminde veya toplamasında nasıl bir fark var hocam? Mesela sallayalım arkadaşlar. 5 kilogram elma olsun. Bir de 3 kilogram ayva olsun. Tamam mı? Ve diyorum ki toplam kaç kilogram alışveriş yaptım? Siz de diyorsunuz ki hocam 8 kilogram. Yani skaler büyüklüklerde bizim hiç yani elmanın kilosu kaç hangi yöne doğru diye bir ihtiyaç hissetmedim. Ve direkt çatır çatır topladım. Ve bunların da toplamı kesinlikle ve kesinlikle 8'dir. Ama desem ki yön kavramı işte vektörlerde sizlerin bir boyutta işlemler yapmanızı istiyorlar. Mesela diyelim ki 5 Newton olsun, 3 Newton olsun. Şimdi burada bir ip olduğunu düşünün veya bir kalem olduğunu düşünelim. Ben 5 ile çekiyorum, siz 3 ile çekiyorsunuz. Bu kalem ne tarafa gidecek? Bakın bir yön ihtiyacı hissettiniz. Hocam sağa doğru gidecek çünkü ben daha çok çekiyorum. İşte arkadaşlar yöne ihtiyaç duydunuz ya, demek ki kuvvet vektörel bir büyüklükmüş gibi. Peki hocam bunların toplamı ne? Bakın 8 gelmedi. Burada ne geldi? Benim toplamım 2 Newton geldi. Yani yönler toplamada benim için önem arz etti. Bunu tam ters çevirseydim o zaman 8 Newton diyecektim. Arada açı olsaydı daha farklı sayılara da ulaşabilecektim. Ama 8'den büyük olamayacaktı. 2'den küçük olamayacaktı. Burayı iyi bilmenizi istiyorum. Yani ben vektörel büyüklüklerde 5 ile 3'ü topladığımda kesinlikle 8 ediyor diyemiyorum. Neden? Çünkü artık yön de benim için önem arz eden bir durum. Dediğim gibi bunlar matematiksel gösterimler. Oturup da hadi türemiş ve vektörel tüm büyüklükleri sıralayın desem mümkün değil. Ben bile yapamam bunu. Ama neyi bilmeniz lazım burada? Neyi bilmeniz lazım? Hazır kilogram demişken bütün temel büyüklükler bizim için nedir arkadaşlar? Skalerdir. Ama türemişlerde mesela daha yeni size ne demiştik? Enerji demiştik değil mi? Hemen bir şöyle kısa kısa not alalım. Enerji dedik, basınç dedik. Sonra ne dedik? Kuvvet dedik. Bir de hız dedik. Hadi bir konuşalım. Bakın türemiş büyüklükler. Hiçbiri kısamızda yok. Bunlar vektörel mi skaler mi? Bir bununla bakalım. Enerji skaler bir büyüklük. Yani türemiş hem skaler. Basınç skaler bir büyüklük. Kuvvet vektörel bir büyüklük. Hız vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla evet tüm temel büyüklüklerimi tanımlarken yön ihtiyacı hissetmiyorum. Dolayısıyla hepsine skaler diyorum. Ama bu temel büyüklüklerin dışında olan tüm kavramlar türemiş büyüklüktü ya bizim için. Bu şu demek değil. Türemişlerin hepsi vektörel mi? Hayır. Gördüğünüz üzere skaler ve vektörelleri sizlere konuştum. Dolayısıyla böyle bir ezbere girmiyorsunuz ve ilerleyen vakitlerde de zaten öğrendikçe konuları üst üste geldikçe artık çok iyi kavramaya başlayacaksınız. Burada bir şey daha diyecektim. Skaler ve vektörelle alakalı. Yön dedik, toplama dedik. Başka ne diyecektim acaba? Aslında hepsini de yaptık. Tek boyutta vektörel toplama yapacağız. Son bir şey daha vardı. Hemen hatırlamam lazım. Hızla alakalı. Vektörleri nasıl konuşmanız gerektiğini bir de anlatayım. Bir araba olsun 10 metre bölü saniye ile sağa doğru gitsin. Diğeri de 10 metre bölü saniye ile sola doğru gelsin. Bu A aracım olsun, bu B aracım. Diyorum ki arkadaşlar bunların hızları eşittir. Siz de diyorsunuz ki hayır hocam. Neden? Çünkü hız sayı lazım. Eyvallah var. Birim lazım var. Ama hocam yön de lazım. Çünkü hız vektörel bir büyüklük olduğu için yani ben bunların eşit olup olmadığını aynı zamanda yönlerine bakarak konuşabilirim. Dolayısıyla hocam A ve B araçlarının hızları aynı değildir. Hatta birbirinin tam tersidir. Neden? Çünkü oklar farklı yönlere bakmışlar. Ama sürat deseydim yani hızlarının büyüklükleri deseydim yani deseydim ki bana sadece skaler olarak söyleyin o zaman evet süratleri eşittir veya hızlarının büyüklükleri eşittir diyebilirsiniz. Yani arkadaşlar vektörel büyüklüklerde sayı, birim ve aynı zamanda bana bir itlik yapabilirler düşüncesiyle yöne de dikkat etmeniz gerektiğini bileceksiniz. İşin hepi topu fizik bilimine girişte burasıydı. Ne yaptık? Bunları yaptık. Size map kitaplarından örneklerle bunları anlattım. Aşağıda PDF'te ben daha güzel örnekleri de yazacağım. Yani bir alt dallarda anlatmadığım böyle güzel sorularda karşılaşabileceğiniz şeyler olursa oraya notları düşeceğim. Geri kalanını siz eksiklerinizi kapatabilirsiniz.
Fizik bilimine girişle alakalı MEP kitabının o son kısmındaki soruları çözseniz yeter de artar size. Orada çözemedikleriniz olursa ilerleyen vakitlerde bir soru çözümü yapmayı düşünüyorum onlara benzer sorularla ve aynı zamanda da kendi hazırladığım yeni nesil sorularla genel hızlı bir tekrar yapmayı planlıyorum. Şimdilik konuyu bir hazmedelim. Burayı bir bitirelim. Fakat bundan önce bir de kazanımlarla bir test edelim. Hepsi bitti mi? Bana kazanımlar demiş ki 9. sınıf için arkadaşlar. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar ki bence bunu tarih serisiyle zaten içinden geçtik diye düşünüyorum. Fiziğin uygulama alanları, alt dalları ve diğer disiplinler yine hepsinden bahsettik. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır, temel ve türemiş olarak SI unit birim sistemini tanıtır. Bunları konuştuk. Skaler ve vektörel ayrımını yapar dedi. Yaptığımızı düşünüyorum. Tek boyutta yani açısız, hiç açıya girmeksizin bunları halleder dedi. Yaptık biz de sizlerle. Dolayısıyla aslında burada sizlere skaler vektörelde de günlük hayatta elmayı alırken aslında skaler bir konuyu konuştuğunuzu ama rüzgarın hızı derken bir yöne ihtiyaç duyduğunuzu günlük hayatta da çok net gözlemleyebilirsiniz. Kısaca fizik bilimine giriş bitti. Başka da anlatacağım herhalde hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar kazanımlarımızı da kontrolünü sağladık. Madde ve özellikleri konusunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Gitmeden hatırladım. Burada size anlatmadığım tek bir kazanım var. Bilim merkezleri. Aslında tarih serisinde yine az biraz bahsetmiştik. MEP kitabından orayı bir okuyabilirsiniz. Veya YouTube'dan bilim merkezleriyle alakalı bir tane video izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.